rekabetçi, nazik, ailesine düşkün Kayla McBride. Kendinizi sadece 3 kelimeyle anlatmak isteseniz tercihinizi hangilerinden yana kullanırdınız? Kayla McBride'in kendisini tanımladığı 3 kelimeyle ne kadar bağdaştığını görünce şaşıracaksınız. Onun için aile demek her şey demek. Bugün bile aile kavramı ve doğup büyüdüğü ortam Kayla için hayatındaki en önemli şey. Harika bir çocukluk dönemi geçiren McBride, 4 çocuklu bir ailenin en büyüğü. Pensilvanya'nın Erie şehrinde doğan Kayla'nın büyüdüğü yerde kendisine aile kavramını benimsetmiş diyebiliriz. Ailesinden binlerce kilometre uzaklıkta basketbol oynayan McBride'ın kardeşleri için bir rol model olduğunu söylesek yanlış olmaz. 4 kardeşin 4'ü de basketbolla iç içe bir hayat yaşıyor. Hatta kız kardeşi Carly de Indiana Üniversitesi'nde kolej basketbolu oynuyormuş. Aslında bu 4 çocuğun hayatlarının basketbolla kesişmesi pek de tesadüf değil. Kayla'nın babası gençliğinde basketbol hakemliği yapmış. Topu kızının ellerine koyan ve ona basketbolun ne olduğunu öğreten de babasıymış. Ailesiyle arasındaki kilometrelerin ise aslında hiçbir önemi yok. Hani derler ya, sevmeye engel değil mesafeler diye. Kayla'nın ailesi onun en büyük destekçisi. Nerede, hangi ülkede oynadığının bir önemi olmaksızın kızlarını her daim izlemeye geliyorlarmış. Kayla da onların olduğu her maçta kendisini daha motive hissediyormuş. Çünkü dediğimiz gibi, ailesi onun her şeyi. Hatta Kayla onlar için "benim en büyük destek sistemim" benzetmesini yapıyor. Sporcuların kariyerleriyle eğitim hayatlarını bir arada götürmesi oldukça zor. Kayla'nın nasıl bir öğrenci olduğunuysa tek bir örnekle size anlatabiliriz. Onun basketbol kariyerinde yükselmesi eğitim hayatına hiçbir zarar vermemiş. Kendisi Notre Dame'daki Mendoza İşletme Fakültesinden pazarlama derecesiyle mezun olmuş. Peki Kayla McBride basketbolcu olmasaydı hangi mesleği tercih ederdi? Onun için sakatlıktan dönmek, küllerinden doğmak anlamına geliyormuş. Bu yüzden sporcuların sakatlıklarını atlatmalarına yardımcı olacak bir fizyoterapist olmayı çok istermiş. Her sporcunun hayatında unutamadığı, dönüm noktası olarak adlandırdığı bir an vardır. Kayla için de bu anların önemi çok büyük. Onun için WNBA'in 3 numarasına seçilmesi tam bir kırılma noktası. Ama 2017 yılında Notre Dame'ın Ring of Honor'ı olarak seçilmesi ve onurlandırılması Kayla'nın kariyerinin en duygusal anlarından birisi olmuş. Hatta yaptığı konuşmada da bu yolculukta ona destek olan ailesine, arkadaşlarına ve koçlarına teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamamış. Peki neden 21? Kayla McBride neden gittiği her takımda 21 numarayı tercih ediyor? Daha küçük yaşlarında New York Knicks'in efsanelerinden Charlie Ward'un düzenlediği erkekler basketbol kampına gidermiş. Onun için basketbol tam da bu kamptan sonra hayatının merkezi haline gelmiş. Nitekim bu yüzden de sırt numarası kendisi için bu denli anlamlı. Hal böyle olunca Charlie Ward'un sırt numarasının 21 olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Sırt numarası her ne kadar oyuncular için şans anlamına geliyorsa, maçlardan önce yapılan bazı rutinler de onlar için çok önemli olabiliyor. Kayla'nın da her maç öncesinde kendisine şans getirdiğine inandığı belli rutinleri var. Onun için kestirmek ve müzik dinlemek her maç öncesi yaptığı bir rutin. Ama McBride için en anlamlısı şüphesiz annesinin maçlardan önce ona yolladığı özel mesajlar. Hazır müzikten de bahsetmişken Kayla McBride'ın nasıl bir müzik tarzı olduğunu da sizlere söylemeden geçmeyelim. Müzik dinlemeyi çok seven Kayla aynı zamanda davul da çalıyormuş. Şarkılar konusunda pek bir ayrım yapmayan sporcumuz her türlü müziği dinliyormuş. Big Sean ve Rod Wave dinlemekse onu rahatlatıyormuş. Nitekim bu tercihinden müzik ayrımı yapmasa da rap'e ayrı bir düşkünlüğü olduğunu anlayabiliyoruz. McBride'ın en sevdiği dizi ise tam 17 sezondur devam eden Grey's Anatomy. Kayla'nın vazgeçemediği bir serinin de olduğunu söyleyebiliriz. Onun için Marvel filmlerinin çok ayrı bir yeri var.
Hayatı basketbol olan Kayla'nın aslında basketbol haricinde takip ettiği pek de spor dalı yokmuş. İzlemekten en keyif aldığı lig şüphesiz ki NBA. Bir de Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk yaşadığı Turkish Airlines Euroleague'i takip etmeyi çok seviyormuş. Kısacası Fenerbahçe Beko'nun Euroleague maçlarının sıkı bir takipçisi var dersek yanlış olmaz. Kayla'nın dünyada en sevdiği 3 şehir var. Bunlardan birisi hiç şüphesiz İstanbul. Çekya'nın başkenti Prag ve Amerika'nın Los Angeles eyaleti de onun vazgeçemediği yerlerden. Ama yaşamaktan çok keyif aldığı İstanbul'u ona sorduğumuzda aklına ilk Boğaz manzarası geliyormuş. Tabii bir de birbirinden lezzetli yemeklerimiz. Börek, menemen ve kaşarlı omlet. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi. McBride'in de favori öğünü anladığınız üzere kahvaltı. Aynı zamanda yemek yaparken kendisini çok iyi hissettiğini de söyleyen Kayla, özellikle cupcake konusunda kendisine çok güveniyor. Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan Kayla'nın bir de YouTube hesabı var. Vloglar çeken, yemek yaptığı esnadaki görüntülerini burada paylaşan McBride'ın izleyici kitlesinin oluşmaya başladığını da söyleyebiliriz. Hatta en çok izlenen videosu da 2 yıl önce Las Vegas'ı gezerken çektiği bir vlog. Kim bilir, pandemi sona erdiği zaman kendisinden belki bir İstanbul vlogu da gelebilir. Türkiye'de yaşamayı ne kadar çok sevdiğini aslında kendisini %25 Türk hissetmesinden de anlayabiliyoruz. Bunu söylediğim zaman sizin de aklınıza efsanemiz Alex de Souza gelmiştir diye düşünüyorum. O da kendisini %50 Türk, %50 Brezilyalı hissettiğini her fırsatta dile getiriyordu. Sayılamayacak kadar çok Türkçe kelime biliyormuş Kayla. Hatta kendisine Türkçeyi öğreten harika bir öğretmeni de varmış. The Shark, yani köpek balığı desek kimden bahsettiğimi tahmin edebilirsiniz. Basketbolcumuz Sevgi Uzun bu konuda Kayla'ya oldukça destek oluyormuş. Takım arkadaşlarından bahsetmişken de Fenerbahçe Öznur kablodaki her oyuncu Kayla için favorilerindenmiş. Ama içlerinden illa birisini seçmesi gerekiyorsa Yasmin Thomas'ın onun hayatındaki yeri ayrıymış. Kayla McBride'ın hayat mottosu da onun karakteriyle eşdeğer. Ailesine ve arkadaşlarına ne kadar düşkün olduğunu bildiğimiz sporcumuzun hepimize bir önerisi var. Kayla, size değer verene değer verin, diyor. Hayatını bu cümleye göre yaşayan McBride'ın bu söz sayesinde kendisine güvenli bir alan oluşturduğunu anlamak çok da zor değil. Kayla McBride, namı diğer Mac veya Kay. Siz hangisini tercih ederseniz kendisine o isimle hitap edebilirsiniz. Onun nasıl bir basketbolcu olduğunu size uzun cümlelerle anlatmaya gerek duymadık. Neden mi? Çünkü parkeye çıktığı her an büründüğü o rekabetçi karakteri görmememizin imkanı yok. Rekabetçi yapısının ardında barındırdığı nazik tavrı ise onu çoğu rakibinden ayıran en önemli özelliği. Sporcu kimliğinin yanı sıra ailesine olan düşkünlüğü ve onlara verdiği değerse basketbolu hangi amaç uğruna oynadığının en büyük kanıtı. Ailesini gururlandırmak, onlara layık olabilmek Kayla'nın tek dileği. Babasının eline verdiği basketbol topunu hayatı boyunca bırakmayacak olan Kayla'yı sarı lacivert formayla izlediğimiz her an için çok şanslıyız. Çünkü o asla pes etmeyen, kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan, takım arkadaşlarına güç veren bir karakter. Kayla McBride. This is @KasaKasa. Now you know me better. Don't miss the next episode.